Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 11. sınıf, 1. dönem, 1. fizik yazılısı için karşınızdayız. Sınavda çıkma ihtimali olan sorular üzerinden minik konu özetleri yaparak önemli ayrıntıları sizlere anlatacağız. Hiç vakit kaybetmeden devam edelim. Aynı düzlemdeki F1, F2, F3 vektörlerinin bileşkesi kaç birimdir diye bize sormuş. Birim karelerin her biri bir birim olarak düşünüp soruyu çözeceğiz. 3 tane vektörümüzü görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, birçok yöntem var. Ucucu ekleme yöntemi, paralel kenar yöntemi, bileşenlerini ayırma yöntemi. Hangisi kolayınıza geliyorsa, sizin için daha basitse onu kullanabilirsiniz. Ben şu yöntemi kullanıyorum. Birinci vektörümü bileşenlerine ayırıyorum sevgili arkadaşlar. Sola doğru 2 birim, yukarıya doğru 2 birim. İkinci vektörümü de tekrar bileşenlerine ayırıyorum. Sağa doğru 2 birim, yukarıya doğru 1 birim. Ve F3 vektörü zaten aşağıya doğru 2 birim. Şimdi bunları şöyle bir artının etrafına yazıyorum. Yukarıda 3 birim, sağda 2, solda 2 ve aşağıda 2 birim. Bunlar birbirini götürüyor. Ve bunlar zıt yönlü olduğu için birbirinden çıkartıyorum. Cevabımız yukarıya doğru 1 birim oluyor sevgili arkadaşlar. Sıradaki sorumuza devam edelim. F vektörünün K eksenindeki bileşenlerinin büyüklükleri FK, L eksenindeki bileşeninin büyüklüğü de FL'dir. Bunların oranını istemiş bizden. Şimdi normalde düzlemleri şöyle X, Y şeklinde verir ve biz dik izdüşümlerini alarak vektörümüzün iki düzlemede, yani iki X ve Y koordinatına dik izdüşümünü alarak bileşenlerini buluyorduk. Ama bakın burada L yatay eksende, K ise düşey eksende değil. Bu durumda ne yapacağız? Vektörümüzün ucuna bu eksenlere paralel çizgiler çizeceğiz. Çizelim. Şimdi vektörümün ucu şurası gördüğünüz gibi. L eksenine bir paralel çiziyorum. Şöyle. Bu paralelin K ekseninde kestiği yer bu eksendeki bileşeni oluyor. Yani şuradan başlıyor. Şöyle şu kadar. Sonra yine vektörümün ucuna bu sefer K eksenine paralel bir çizgi çizeceğim. Bakın K ekseni şöyle 2'ye 1. Yani 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 1 doğru. Hemen şöyle bir paralel çiziyorum bunun ucuna. Tık 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 2'ye 1, 2'ye 1. Ve L eksenini kestiği noktayı çiziyorum. L eksenindeki bileşenini buluyorum. Bu da K eksenindeki bileşeniydi. Şimdi bunların uzunluklarına bakalım. Bakın şu FK dediğimiz şey, şurası 1 birim, şurası 2 birim. Karelerinin toplamının karekökünü aldığımız zaman burası kök 5 birim yapıyor. Karelerinin toplamının karekökü. Diğerine bakıyorum. Yatayda zaten 3 birim olduğunu görüyorum. Dolayısıyla FK bölü FL'yi sormuş bize. K düzlemindeki bileşen kök 5. L düzlemindeki bileşen de 3 olduğu için cevabımız kök 5 bölü 3 oluyor sevgili arkadaşlar. Sıradaki sorumuza devam edelim. Şekildeki aynı düzlemde vektörlerin bileşkesinin büyüklüğünü bulunuz demiş. Şimdi bir bakalım, inceleyelim. 8 kök 3 Newton, 8 Newton ve 8 Newton. Şimdi bunlar bileşenlerine mi ayıracağız, ne yapacağız bunları konuşalım. 8 kök 3 zaten y ekseni üzerinde. 8 x ekseni üzerinde ama şuradaki 8 herhangi bir eksen üzerinde değil. Ve bana açılar verilmiş. Şimdi ne biliyoruz? Eşit büyüklükteki iki vektörün arasındaki açı 60 derece olduğunda bu ikisinin bileşkesi ne oluyordu? 8 kök 3 Newton oluyordu sevgili arkadaşlar. Peki açıyı nasıl bölecek? Tam ortadan bölecek. Yani burası 30 derece, burası 30 derece. Şu iki büyüklük yerine şu anda 8 kök 3 yazdım. Kısa bir hatırlatma yapalım. Eşit büyüklükteki iki vektörün arasındaki açı 90 derece ise bunların bileşkesi F kök 2'ye eşittir. Eşit büyüklükteki iki vektörün arasındaki açı 60 derece ise bunların bileşkesi de F kök 3'e eşittir. Ve yine eşit büyüklükte iki tane vektörün arasındaki açı 120 derece olduğunda ise bunların bileşkesi de kendilerine eşittir. Bu özel durumlara göre çözdüğümüz bir soru. 8'leri, bileşkeleri 8 kök 3 olacak şekilde yazdık. 30-30 burayı böldük. Şimdi sırada ne var? 8 kök 3 ve 8 kök 3 var. Aralarındaki açı kaç derece?
60 derece. Yani şöyle çizebiliriz. Yukarıya doğru bir 8 kök 3 Newton'um var. Şöyle yatayla 30 derece 8 köküçlük büyüklükle de 8 köküç Newton büyüklüğündeki vektörle 60 derece açı yapacak şekilde bir tane 8 köküç Newton'luk vektörüm daha var. Şimdi ne oldu? Eşit büyüklükte iki vektör ve aralarındaki açı 60 derece. Neydi kuralımız? Köküç katı. Demek ki bunların bileşkesi 8 kök 3'ün kök 3 katı. Kök 3'ler buradan 3 yapar sevgili arkadaşlar. 8 çarpı 3'ten cevabımız 24 Newton olur. Sıradaki vektör sorumuzla devam edelim. Aynı düzlemde bulunan 3 kuvvetin bileşkesi kaç Newton'dır diye sormuş. Ve sin 37'nin değerini 0,6, sin 53'ün değerini bize 0,8 olarak vermiş. Bakalım. F3 yatay eksen üzerinde, x ekseni üzerinde. F1 ve F2 ne x ne de y ekseni üzerinde. O zaman bunları bileşenlerine ayırabiliriz. F1'i bileşenlerine ayıralım şöyle. Şimdi açının yapışık olduğu bileşen kosinüs kardeşi kosinüsü, diğer taraf sinüs olacak. Yani burayı bulurken 100 çarpı bu açının kosinüsünü alacağım. Şimdi kosinüs 37 sin 53'e eşittir. Şuraya yazalım. Kosinüs 37 derece 0,8'e eşittir. Kosinüs 53 derecede 0,6'ya eşittir. Çünkü sinüs kosinüs toplamları 90'sa değerleri de birbirine eşittir. Kosinüs 37'imiz 0,8, 8 bölü 10 diyelim. Burası 80 Newton yapar. 3, 4, 5'in katları olacağı için burası 6, 8, 10 üçgeni gibi düşünebiliriz. 80 buraya geldiyse 60 Newton da buraya gelecek. Peki bilmiyorsak nasıl yapacağız? Yine ana vektörümü bu sefer açının diğer tarafı olduğu için, şimdi yapışık olduğu yer kosinüsü, diğer taraf sinüsü oluyor. Sin 37'nin değeri 0,6. 6 bölü 10. Birer 0 gitti. 60 Newton yapıyor. Bu şekilde de bulabiliriz. Şimdi F1'i bileşenlerini ayırdık. Yukarı doğru 60. Sağa doğru 80. F3'üm zaten x ekseni üzerinde olduğu için buraya 100 yazıyorum. Şimdi sırada F2 vektörü var. F2 vektörünü de bileşenlerine ayıralım. Şöyle sağa doğru ve aşağıya doğru iki tane bileşeni var. Şimdi açımızın yapışık olduğu yer, yani sağa doğru olan bileşen kosinüs 53 olacak. Kardeşi kosinüsü oradan aklınıza gelsin. Kosinüs 53'ün değeri 0,6'dır. Burayı 60 çarpı 6 bölü 10'dan 36 Newton olarak bulacağız. Diğer tarafta yine ana vektörümün sinüs değeridir. Sin 53 ile çarpacağız. 8 bölü 10. Sıfırlar gitti. 6 kere 8, 48 Newton yapıyor. Bu şekilde bileşenlerini ayırdık. Şuraya tekrar ekleyelim. Aşağıya doğru 48 Newton ve sağa doğru 36 Newton sevgili arkadaşlar. Şimdi bunların toplamı 116 yapacak. Şimdi şunları birbirinden çıkaralım. Yukarı doğru ne kaldı? 12 Newton kaldı. Bunları da birbirinden çıkarırsak bu tarafa doğru 16 Newton kaldı. Yani yukarı 12, sağ 16. Şimdi bakalım bu 3, 4, 5'in katı mı? 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı. Yazalım bakın. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı. Demek ki bunların bileşkesi de 5'in 4 katı olacak. Yani 20 Newton olacak. O zaman bileşkemiz 20 Newton'dır sevgili arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumuz bir bağıl hareket sorusu. Sorumuza bakalım. İki tane tren var. Trenler sağa doğru hareket ediyor. Birinci trenimiz 8 metre bölü saniye hızla, ikinci trenimiz 10 metre bölü saniye hızla gidiyor ve üzerlerinde iki kişi var. Dilara trenle aynı yönde 3 metre bölü saniye hızla, İlayda ise trenle ters yönde 5 metre bölü saniye hızla gidiyor. Şimdi İlayda ve Dilara'nın yere göre, yani dışarıdan bakan birine göre hızlarını bulacağız. Çünkü Dilara İlayda'yı nasıl görüyor diye soruyor. Bağıl harekette bağıl hız neydi? Bakanın gözü çıksın, değil mi? Bakanın gözü çıksın. Bu mottomuzla sorumuzu çözeceğiz. Yani V bağıl şöyle yönleriyle eşittir. V gözlenen eksi V gözlemci. Yani gözlemcinin hızını kimi gözlüyorsa ondan çıkaracağız. Ama vektörel olarak sevgili arkadaşlar. Şimdi kim gözlüyor? Dilara İlayda'yı nasıl görür? Yani burada bakan Dilara,
Baktığı kişi İlayda. Yani İlayda'nın hız vektöründen Dilara'nın hız vektörünü çıkaralım. Şimdi bakalım, Dilara sağa doğru giden 8 metre bölü saniyelik hıza sahip olan trenin üzerinde yine sağa doğru trenle aynı yönde 3 metre bölü saniye hızla gidiyor. O zaman Dilara'nın hızı V Dilara diyelim, şöyle VD eşittir. İkisi aynı yönde olduğu için topluyorum. 11 metre bölü saniye sağa doğru. Peki İlayda'nın hızı ne? Arkadaşlar İlayda trenle üzerinde bulunduğu trenle ters yönde hareket ediyor. Şöyle VI diyelim, İlayda'nın hızı olsun. O zaman bunların farkını alacağız. Çıkardığımız zaman 5 kalacak ama tren sağa doğru gittiği için ve hızı büyük olduğu için 10-5'ten cevabımız 5 metre bölü saniye. Kim büyük? Tren büyük olduğu için trenin yönünde sağa doğru gidecek. Şimdi yazalım. İlayda 5 bu tarafa doğru. Eksi Dilara 11 bu tarafa doğru. Şimdi vektörümüzün önüne eksi işareti geldiği için ne yapacağız? Onu ters çevireceğiz. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. V'ye bağlı diye. Şöyle şuradan devam ediyorum aynı işleme. Sağa doğru 5 İlayda'nın hızı. Artı, niye artı diyorum? Şimdi eksi var ya bunun önünde. Bunu ters çevireceğim. Hop şöyle 11 oldu. Şimdi bu iki vektörü toplayacağız. Bu iki vektör zıt yönlü. Toplama işlemi nasıl yapacağım? Çıkartarak yapacağım. Büyük olanın yönünde, yani sola doğru, ikisinin farkı kadar. 11'den 6 çıkardığımızda sola doğru 11 metre bölü saniye olarak görecek Dilara İlayda'yı. Bir nehir problemiyle devam ediyoruz. Buna göre yüzücünün hızının akıntı hızına oranı nedir? Şimdi önce sorunun bize ne sorduğundan başlayalım. V yüzücü bölü V akıntıyı bize soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi soruya gelelim. Suya göre hızı V olan yüzücü K'dan L'ye 2 saniyede, L'den K'ya 7 saniyede varıyor. Şimdi giderken 2 saniyede gidiyor. Dönüşte aynı yolu 7 saniyede gidiyor. Şimdi bu denklemleri iyi yazalım. Yolumuz sabit. X diyelim buna. X yolunu giderken 2, dönerken 7 saniyede alıyor. Peki bu nasıl oluyor? 2 saniyede gittiğim yolda mı hızım büyüktür? 7 saniyede gittiğim yolda mı hızım daha büyüktür? Süre artıyorsa hız küçülüyordur, değil mi? Aynı yolu kısa sürede gidiyorsam daha büyük hızla gidiyorum demektir. O zaman KL yoluna X dedik. Bu X yolunu giderken akıntıyla aynı yönde gidiyorum demek ki. Yani akıntımız bu yönde giderken ve yüzücümüz de bu yönde. Ama dönüşte yüzücümüz bu yönde giderken akıntı ters yönde hareket edecek. O zaman önce gidiş yoluyla ilgili bir denklemimizi yazalım. Şimdi formülümüz neydi? X eşittir V çarpı T, yani yol eşittir hız çarpı zaman. X yolunu giderken V artı VA hızıyla gidiyor akıntıyla aynı yönde olduğu için ve 2 saniyede gidiyor bu kişi. Dönüşte ise akıntıya ters yüzdüğü için daha uzun sürede gidiyor. O zaman kendi hızından akıntı hızını çıkararak totaldeki hızını bulmuş olacağız. Ve bunu da 7 saniyede gidiyor. Ve bunlar arkadaşlar aynı yol olduğu için birbirine eşit. Şimdi yazalım. 2 çarpı V artı VA eşittir 7 çarpı V eksi VA. Bu denklemi bir çözelim. 2'yi içeriye dağıtalım. 7'yi de içeriye dağıtalım. 2V artı 2VA eşittir 7V eksi 7VA. Şimdi bu negatif akıntı hızını diğer tarafa pozitif olarak atarız ve burası 9VA yapar. Şu 2'yi de diğer tarafa attığımızda negatif olur ve 5V kalır elimizde. Ne var şimdi? Yazalım. 9V akıntı eşittir 5 çarpı V. Bana ne soruyor? Yüzücünün hızının akıntının hızına oranı. Şu V dediğimiz şey yüzücü. Yüzücüyü burada bırakalım. Aynen burada kalsın. Şu akıntıyı da onun paydası olarak karşıya atalım. Çünkü çarpım durumundaki bir ifade eşittirin diğer tarafına bölüm olarak geçer. Bu 5'i de diğer tarafa atalım. 5 yüzücünün yanında çarpım durumunda olduğu için diğer tarafta paydaya geçecek. Cevabımız 9 bölü 5 olacak sevgili arkadaşlar. Sıradaki sorumuza devam edelim. Sürtünmesiz yatay düzlemde 10 kilogramlık cisme 100 newtonluk kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre bu cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Yine bize sin 37 ve sin 53 değerlerini verilmiş. Şimdi sorumuza bakalım. Önce yatay düzlemde veya düşey düzlemde olmayan F kuvvetimizi önce bileşenlerine bir ayıralım.
Şöyle ayıralım. Bu kalemimiz yazmıyor. Başka bir kalem alalım. Bileşenlerini ayıralım bunu. Şimdi açının yapışık olduğu yer şurası. Yani 100 çarpı kosinüs 37. Kosinüs 37 neye eşit? Sin 53'e eşit. 8 bölü 10. Tık tık. 80 Newton'luk bir kuvvetle yatayda hareket edecek bu cisim. Şimdi düşey kuvvetimizi bulmamıza gerek yok. Çünkü hareket düşeyde değil, yatayda. O yüzden 80 Newton'luk kuvvetimle yoluma devam edeceğim. Peki formülümüz neydi? F eşittir ma her derde deva diyorduk sevgili arkadaşlar. F eşittir ma her derde deva. F kuvvet, m kütle, a ise burada ivmeyi temsil ediyor. Bulduğumuz 80 Newton'u kuvvet yerine yazıyoruz. Bakın sakın bu soruda 100 yazmayın. 100 yatayda bir kuvvet değil. Cisim yatayda hareket ediyorsa yatay kuvveti onu hareket ettiriyor demektir. Önce bileşenlerini ayıracağız. Sonra cismin kütlesini yazalım. Çarpı a. İvmemiz bu durumda ne olur? 8 metre bölü saniye kare olur. Birimleri yazmayı unutmayın. Çünkü birimlerden muhakkak puan kırılır. Güzel bir soruya devam ediyoruz. Sürtünmelerin ve makara ağırlıkların önemsenmediği düzenekte cisimler serbest bırakılıyor. Buna göre cisimlerin ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir? Şimdi bana ne sormuş soru? A'yı değil mi? İvmeyi sormuş. A ivme. Sisteme bakıyorum. Masanın üzerinde duran bir cisim sağa sola çekilmediği sürece hareket etmez. Sağda 4 kilogramlık bir cisim onu çekmeye çalışıyor. Solda 2 kilogramlık bir cisim onu çekmeye çalışıyor. Peki hangi kuvvetlerle? Kendi ağırlıklarıyla sevgili arkadaşlar. Kütleleriyle değil. Kütlelerinden dolayı sahip oldukları ağırlıklarla bu cismi çekmeye çalışıyorlar. Peki ağırlığı nasıl buluyoruz? Cismin kütlesi çarpı yer çekimi ivmesinden buluyoruz değil mi? G ağırlık kütle çarpı yer çekimi ivmesiydi. Küçük g bu. Şimdi bu cismin ağırlığını yazalım. 4 çarpı 10'dan 40 Newton. Bu cismin ağırlığını yazalım. 2 çarpı 10'dan 20 Newton. Kim büyük? 4 kilogramlık cismin ağırlığı büyük. Dolayısıyla sistem bu tarafa doğru hareket edecek. Şimdi F eşittir ma her derde deva olan formülümü yazdım. Bunu her sorunun altına yazacağız sevgili arkadaşlar. Hareket ettiren kuvvetlerden hareketi zorlayan, hareketi durdurmaya çalışan ters yönlü kuvvetleri çıkartacağız. Yani 40 eksi 20 eşittir. Çünkü 40 çekiyor, 20 ters tarafa çekiyor. Toplam kütle. Sistemdeki toplam kütle yazacağız. Sakın bunu unutmayın. Ve bunun ağırlığı sistemi hareket ettiren bir kuvvet olmadığı için bakın F'i bulurken onu yazmadım. Lütfen bunu da karıştırmayın. Evet, 5 kilogramlık cismin kütlesini işleme katmayacağız. Kuvvetlerin farkını aldık. Şimdi toplam kütleyi yazacağız. 2 artı 5 artı 4'ten ne yapacak? 5, 4 daha 9, 2 daha 11 kilogramlık bir toplam kütlemiz var. Çarpı A diyeceğiz. Buranın farkı 20 gelir. Eşittir 11 çarpı A. A'yı aradığım için her tarafı A'nın katsayısına bölüyorum. Ve sonucumuz 20 bölü 11 metre bölü saniye kare gelir. Hocam niye tam sayı gelmedi? Gelmek zorunda değil arkadaşlar. Devam edelim. Sürtünmelerin ve makara ağırlığının ihmal edildiği sistem serbest bırakılıyor. Buna göre ipteki gerilme kuvveti kaç Newton'dır diye sormuş bize. Şimdi bakalım bir makara var ve makaranın iki tarafında da cisimler var. Kim ağırsa onun tarafına doğru hareket olacak. Şimdi cisimlerin ağırlıklarını yazalım. Kütle çarpı yer çekimi ivmesi bize ağırlığı verecek. Burası 60 Newton, burası 20 Newton. Kim büyük? 60 Newton büyük. O zaman bu sistem şu tarafa doğru hareket edecek. Yine her derde deva olan F eşittir ma formülümü yazıyorum. Zıt yönlü kuvvetleri birbirinden çıkartalım. F neti bulmak için 60 eksi 20 eşittir toplam kütle çarpı A. Kuvvet farkı 40 gelir. 8 çarpı A'dan ivmemizi 5 metre bölü saniye kare buluruz. Şimdi ivmeyi bulduk. Bize ne soruyor? İp gerilmesini soruyor. Arkadaşlar ip gerilmesini bulmak için istediğiniz cismin kuvvet diyagramına bakabilirsiniz. Herhangi birine bakın. İpin her yerinde gerilme kuvveti aynı olacağından sonuç değişmeyecek. Mesela 2 kilogramlık cismin kuvvet diyagramına bakalım. 2 kilogramı buraya çiziyorum. 2 kilogramlık cismin bedenine temas eden kuvvetleri çiziyorum. Aşağıya doğru kendi ağırlığı var.
ve yukarıya doğru ip gerilmemiz var. Peki şimdi hangisinden hangisini çıkartacağım? Hareket yönündeki kuvvetten hareketin tersi yönündeki kuvveti çıkaracağım. Bu cisim, şu 2 kilogram, sistem böyle hareket ettiği için yukarı doğru çıkacak sevgili arkadaşlar. Demek ki yukarıdaki kuvvetim büyük. O zaman T-20, yani net kuvveti yazmış oldum, eşittir cismin kütlesi çarpı sistemin ivmesi. İvmeyi ne bulmuştuk? 5 bulmuştuk. T-20 10 ise T nedir? -20'yi karşıya atarım, pozitif geçer. Cevabımız 30 Newton olur sevgili arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumuza devam edelim. Cisimler serbest bırakıldığında sistemin ivmesi kaç metre bölü saniye kare olur? Yine bize ne sorduğundan bir başlayalım. Her zaman sorunun ne sorduğundan başlayacağız. Bize ivmeyi soruyor. 5 kilogramlık cisimle yatay zemin arasındaki sürtünme katsayısı, yani şurada bir sürtünme varmış ve bunun bana 0,2 olduğunu söylüyor soru. K eşittir 0,2. Sürtünme kuvveti hesaplayacağımızı anlıyorsunuz. Şimdi masanın üzerinde duran bir cismi sağa sola çekmediğim sürece bunun hareket etme ihtimali yok. Peki bunu sağa doğru çeken kim var? 3 kilogramlık cisim var. Peki hangi kuvvetle çekiyor? Kendi ağırlığındaki kuvvetle çekiyor. Peki ben bu ağırlığı nasıl bulacağım? Kütle çarpı çekim ivmesi yaparak bulacağım. Buraları karıştırıyorsunuz. O yüzden üzerinde çok fazla duruyorum. 30 Newton'lık bir kuvvetle bunu çekecek. Şimdi yazalım. F eşittir ma, her derde deva. Fakat soruda ne var? Sürtünme kuvveti var. O zaman F eksi F sürtünme hesaplayıp onu çıkarmam gerekiyor net kuvveti bulmak için. Eşittir M çarpı A yapacağız. Şimdi sürtünme kuvvetini şurada hesaplayalım. Neydi formülümüz? K çarpı ne? K ne? KMG değil. Lütfen bunu aklınızdan silin. KMG diye bir formül yok. KN. N burada yerin tepki kuvveti. Bu karıştırılıyor sevgili arkadaşlar. Eğik düzlemlerde özellikle. Yerin tepki kuvveti. Peki yerin tepki kuvvetini nasıl bulacağız? Bakın. 2 kilogramlık cisim yere kendi ağırlığı kadar bir kuvvet uygular. Yani 20 Newton. Ve yer de ona kendi ağırlığı kadar bir tepki gösterir. Yani 20 Newton. O zaman bu neyinin yerine biz 20 yazacağız. K'yi bana zaten soru 2 bölü 10 olarak vermiş. O zaman sürtünme kuvvetim ne olur? Birer sıfır gider ve 4 Newton olur. Şimdi devam edelim. F 30 Newton, sistemi hareket ettirmeye çalışan kuvvet, eksi sürtünme kuvvetimiz 4 Newton eşittir sistemin toplam kütlesi. Bu sistemin toplam kütlesi 5 kilogram. 2 artı 3'ten 5. Çarpı A diyoruz. 30'dan 4 çıktı. 26 eşittir 5 çarpı A. A'yı aradığım için her tarafı 5'e bölüyorum. A ne olur buradan? 26 bölü 5. Beğenmediyseniz 2 ile genişletin. 52 bölü 10 ya da 5,2 metre bölü saniye kare olarak yazın. Hocam yine tam sayı çıkmadı. Çıkmasına gerek yok sevgili arkadaşlar. Evet, bir eğik düzlem sorusuyla karşınızdayız. Sürtünmesiz eğik düzlemde 5 kilogramlık cisim serbest bırakılıyor. Buna göre cismin ivmesi nedir? Şimdi bir rampa üzerine bir top bıraktığınız zaman aşağı doğru yuvarlanır. Veya bir araba bir rampa üzerindeyse el frenini çekmezseniz aşağıya doğru, yani eğimden aşağıya doğru hareket edecek. Niye? Ağırlığının yola paralel bileşeni cisimleri hareket ettirir. Şimdi bize ne sorduğundan başlayalım. Bize ivmeyi soruyor. Peki kuvvet diyagramını nasıl çizeceğiz? Arkadaşlar her zaman ağırlığı yerin merkezine doğru çizeceğiz. Yani cismi şöyle ortasından yere doğru, zemine doğru ağırlığı çizeceğiz. Peki ağırlığımız ne kadar? Cisim 5 kilogramsa yer çekimi ivmesi 10 ile çarparım bunu. 50 Newton ağırlığını bulurum. Şimdi bunun iki tane bileşeni var. Biri yola paralel cismi hareket ettiren kuvvetim. Diğeri yola dik tepki kuvvetini oluşturan yere dik ağırlığın bileşeni. Şimdi burada sürtünme kuvveti olmadığı için şu kuvvetle ilgilenmeyeceğim. Yatay kuvvetimle, yola paralel olan kuvvetimle ilgileneceğim. Çünkü kafanızı şöyle döndürün bakın. Ben burayı bir düz zemin olarak düşünürsem yola paralel kuvvetim beni hareket ettirecek değil mi? Şimdi bunu bir bulalım. Nasıl bulacağız? Ağırlığın yani 50 Newton'ın şu açıyı biliyorsam sinüs 37'si sinüs kaydırır, kosinüs kaldırır diyoruz burada. Sinüs cismi kaydıracak.
kosinüs de yere dik, yani tepki kuvvetini oluşturacak sevgili arkadaşlar. Şimdi şunu bir hesaplayalım. 50 çarpı sin 37'mizin değeri neydi? 0,6, yani 6 bölü 10. Birer 0 gitti. 30 Newton'luk bir kuvvet bu cismi kaydıracak. Şimdi yazalım. F eşittir ma, her derde deva. Hareket ettiren kuvvetim 30, cismin kütlesi 5. Bu durumda sistemimizin ivmesi 6 metre bölü saniye kare olur. Yine bir eğik düzlem ve makaralı bir soruyla karşınızdayız. Kinetik sürtünme katsayısı 0,2 olan, bakın, zemini bize sürtünmeli olarak vermiş. K eşittir 0,2. Eğik düzlemde cisimler serbest bırakılıyor. Makara ağırlığı önemsenmediğine göre cisimlerin ivmesi nedir? Yine bize sistemin ivmesi sorulmuş. Peki, önce kuvvet diyagramına, yani sistemi hareket ettirmeye çalışan kuvvetleri bulmaya bir çalışalım. 10 kilogramlık cismin ağırlığı 100 Newton'dır. Aşağıya doğru çekmeye çalışır. 30 kilogramlık cismin ağırlığı 30 Newton'dır. Bunu bileşenlerine ayıracağım. Yola paralel ve yola dik olarak. Şimdi yola paralel kuvvetim bu cismi kaydıracak, hareket ettirecek. Yola dik kuvvetim ise sürtünme kuvvetini oluşturacak. Bunları düzgün çizelim arkadaşlar. Soruyu çözerken karışıyor çünkü. Şimdi burayı nasıl bulacağız? 30 çarpı ne demiştik? Sinüs kaydırır, kosinüs kaldırır demiştik, değil mi? Yerden kaldırır yani. Sinüs 37'mizin değeri 0,6. 6 bölü 10 yazalım. Burası 18 Newton. Burayı nasıl bulacağım? 30 çarpı kosinüs kaldırır demiştik. Kosinüs 37. Şimdi sin 37 0,6 ise kosinüs 37 0,8'dir. Şöyle sadeleştirirsek burası da 24 Newton yapar. Şimdi yine F eşittir MA'dan sistemin ivmesini bulacağız. Fakat sürtünme var. Önce sürtünmeyi bir hesaplayalım. Sürtünmeyi şurada hesaplayalım. KN'den bulacağız. K'yı, yani sürtünme katsayısını bana 2 bölü 10 olarak soru vermiş. Peki N yerine ne yazacağım? N neydi? Yerin tepki kuvvetiydi. Sevgili arkadaşlar, yer şu anda 24 Newton'luk bir etki görüyor. Bakın, dik kuvvet. Yere dik kuvvetim 24 Newton. Tersi, yani yerin cisme uyguladığı tepki kuvveti de ne olacak? 24 Newton olacak. Dolayısıyla burada N yerine 24 yazacağız. 30 değil. Lütfen sakın bu hatayı yapmayın. Eşittir. Burası ne gelecek? 48 bölü 10, yani 4,8 Newton geldi. Şimdi yazalım. Sistemi hareket ettirmeye çalışan 100 Newton'luk bir kuvvetim var. Bunun tersi yönde 3 kilogramlık cismin ağırlığından gelen 18 Newton'um var ve sürtünme kuvvetim var. Arkadaşlar, sürtünme kuvveti ne bulduk? 4,8. Her zaman hareketin tersi yöndedir. Yani bu tarafa doğru bir 4,8'lik sürtünme kuvvetimiz var. Bunu da çıkartalım. 4,8 eşittir. Toplam kütle ne kadar? 13 çarpı sistemin ivmesi. Evet, sayılar biraz gıcık gelmiş olabilir. 100'den 18'i çıkarırsak 82 kalır. 82 eksi 4,8. Şöyle yazalım. 82'den 4 çıktı. 78. 0,8 daha çıkarırsam 77,2. Şöyle 13 çarpı A diyelim. Şimdi her tarafı 13'e bölelim. Yazılı da illa düzgün sayılar gelmek zorunda değil. A eşittir. Burayı açalım. 772 bölü 10 bölü 13 sevgili arkadaşlar. Birinci ifadem aynen kalır. İkinciyi ters çevirip çarparız. Bunu da 772 bölü 130 metre bölü saniye kare olarak yazabiliriz. Dediğim gibi sayılar illa tam sayı gelmek zorunda değil. Yazılı sınavında ve böyle virgüllü sayılar veya birbirine bölünmeyen sayılar da gelebilir ki bunu sadeleştirebilirsiniz. Devam edelim. Evet, sıradaki soruyla karşınızdayız. Sürtünme katsayısı 0,2 olan eğik düzlem üzerinde cisimler serbest bırakılıyor. Sistemin ivmesi nedir diye sormuş bize. Şimdi bir kere buranın sürtünmeli olduğunu biliyoruz. Ve bu her iki cisme de bir sürtünme kuvveti etki edeceğini biliyoruz. O zaman bunları etki eden sürtünme kuvvetlerini önce bir bulalım. Peki nasıl bulacağız? Şimdi önce bunun ağırlığını yazalım. 10 Newton. Ağırlığının bir bileşeni var, yola paralel. Bir de yola dik bileşeni var. Yola dik bileşenini bulalım. 10 çarpı sinüs kaydırır, kosinüs
kaldırır demiştik. Burayı cos 53 ile çarpacağız. Cos 53'ümüzün değeri sin 53 0,8 ise cos 53 0,6'dır. Yani 6 Newton. O zaman öteki tarafta 8 Newton olur. Şimdi yerine gelelim. 4 kilogramlık cismimizin ağırlığını yazalım. 40 Newton. Yine bunun bir kaydıran bir de kaldıran kuvveti var. Kaldıran kuvvetler yani yerden kaldıran kuvvetleri bularak sürtünme kuvvetini hesaplayacağız. Burası nedir? 40 çarpı kosinüs 53. Sin 53 0,8 ise kos 53 0,6'dır. Şunlar gider. 24 Newton'luk yere etkileyen bir kuvveti var. 24 Newton. Burası 5'in 8 katı. Burası 3'ün 8 katı. Burası da 4'ün 8 katı olacak. Yani 32 Newton. Nereden geliyor bu? 3-4-5 üçgeninde arkadaşlar. Yani 37-53'ü gördüğünüz zaman hemen 3-4-5 üçgeni gelecek aklınıza. 5'in katı, 3'ün katı, 4'ün katı. Eğer kaç katıysa hep aynı katları olacak. Bu şekilde yazdık. Şimdi sürtünme kuvvetlerini bulalım. Önce şu cisme, 1 kilogramlık cisme etkileyen sürtünme kuvvetini bir bulalım. Şöyle yazalım buraya. F sürtünme K N'den hesaplanıyordu. K dediğimiz şey, soru bize vermiş. 2 bölü 10. N dediğimiz şey yere etkileyen dik kuvvet. Yani 6 Newton. Burası da ne yapar? 12 bölü 10'dan 1,2. Diğerine bakalım. Buna etkileyen sürtünme kuvvetini hesaplayalım. Fs eşittir. Yine Kn. K 0,2 yani 2 bölü 10 çarpı yere etkileyen dik kuvvet 24 Newton. Bu da 48 bölü 10'dan 4,8 Newton yapacak. Şimdi aşağıya doğru toplam kuvvetlerimi artık bulabilirim. 8 var, 1,2 var, 32 var ve 4,8 var. Ve diğer tarafa doğru 7 kilogramlık cisimden gelen 70 Newton'luk bir kuvvetim var. Şimdi F eşittir MA, her derde deva. Şimdi şunları bir toplayalım. 8, 32 daha 40. 1,2, 4,8 topladığımda 70'in üstüne çıkıyor muyum? Hayır. Demek ki sistem böyle hareket ediyor. Sürtünme kuvvetlerini doğru çizdik demektir. Yani hareketin tersi yönde. O zaman 70 eksi bu hareket ettiren diğer kuvvetlerimi bundan çıkaracağım. 8 ile 32'yi toplayalım. Buraya 40 yazalım. Eksi 4,8 ile 1,2'yi topladığımızda da 5, 6 Newton yapar. İkisinin toplamı. Bunlar da zıt yönlü. Eşittir toplam kütle. Toplam kütle ne? 4, 1 daha 5, 7 daha 12 ve F eşittir MA formülümüzü yazmış olduk. 70'ten 40 çıktı 30, 6 daha çıktı 24 eşittir 12 çarpı A. Her tarafı 12'ye bölerim ve sistemin ivmesini 2 metre bölü saniye kare bulurum. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? 1. Sinüs kaydırır, kosinüs kaldırır dedik. Ana vektörlerimi verilen açının sinüs ve kosinüsleriyle çarparak kaydıran ve kaldıran kuvvetlerimizi çiziyoruz. Daha sonra sürtünme kuvvetlerimizi buluyoruz. Bu yere etkileyen dik kuvvetlerden. Sonra hareket ettiren kuvvetimizden hareket ettirmek istemeyen kuvvetleri çıkartıp MA'ya eşitliyoruz. Toplam kütle çarpı ivme ve böylelikle sistemin genel olarak ivmesini bulmuş oluyoruz. 2 metre bölü saniye kare cevabımız olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumuzla devam edelim. Sürtünmelerin ihmal edildiği eğik düzlemlerde açılar arasında teta büyüktür betadan, o da büyüktür alfadan ilişkisi vardır. Cisimlerin ivmelerini kıyaslayınız. Şimdi önce bu ivme formülümüzü bir bulalım. Formülümüz neydi? F eşittir MA, her derde deva. Eğik düzlem üzerinde bir cismi, sürtünme yoksa, hareket ettiren kuvvet kimdi? Sinüstü değil mi? Yani sinüs kaydırır demiştik ya, alttaki açıların sinüsleri, yani ağırlıklarını alttaki açıların sinüs değerleriyle çarparak kaydıran kuvvetlerimizi bulacağız. Örnek veriyorum. X cismimizin ağırlığı 5 mg. Bunu kaydıran kuvvet 5 mg çarpı sinüs alfa. Şimdi bunun üzerinden şu formülü bir deneyelim. F kuvvetimiz 5 mg çarpı sinüs alfa eşittir m çarpı a. Hareket ettiren kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Bakın kütleler birbirini götürüyor. Demek ki eğik düzlemde kütlenin bir önemi yok. Neyin önemi var? Özür dilerim, şurası 5 olacak. Bunlar komple sabitleşecek. Kütlenin bir önemi yok. O zaman ivmenin
G sin alfaya eşit olduğunu buradan buluyoruz. Yani ne önemli? Yer çekimimiz zaten sabit. Alfaya bakacağız. Sinüs değeri büyüdükçe ivmemizin değeri de büyüyeceğinden dolayı burada açı kimde büyük? Teta'nınki büyük. Sonra beta, sonra alfa olduğu için kimin ivmesi büyük olacak? Teta açısına sahip 9m kütleli Z cisminin ivmesi büyük olacak. Yani şu sıralamaya göre yazacağız. Teta Z, özür dilerim, alfa Z büyüktür A beta, yani Y cismi. Bu da büyüktür alfa açısına sahip X cisminin ivmesi. Yani açısı büyük olan zeminin ivmesi de büyük olacak. Açısı büyük olan kim? Teta yani Z, sonra beta yani Y, sonra alfa yani X. Bu durumda bunu bu şekilde yazabiliriz. Evet, sıradaki sorumuza devam edelim. Güzel bir soruya benziyor. Sürtünmeler ihmal edildiğine göre sistemin ivmesini yani A'yı ve ip gerilmesi T'yi bulmamızı istiyor. Şimdi soruya bakalım. Yatay zeminde 15 kilogramlık bir cisim ve makaraya bağlı ipin ucunda 10 kilogramlık bir cisim var. Şimdi bu 10 kilogramlık cismin ağırlığı 100 Newton bu sistemi çekecek. 15 kilogramlık cisim bu sistemi çekemez. Çünkü aşağıya doğru ağırlığı var ve aşağıya doğru bir yol yok. Burada zemin var gördüğünüz gibi. O zaman yazalım. F eşittir ma, her derde deva. Bunu her soruya yazacağız. Sistemi hareket ettiren kuvvetimiz 100 Newton ve sistemdeki toplam ağırlığımız, özür dilerim, toplam kütlemiz, ağırlık ve kütle farklı şeyler, 15 Newton, yani 15 artı 100'den 25 kilogram çarpı A diyeceğiz. 100 eşittir 25 çarpı A. Her tarafı 25'e böldüğümüzde sistemin ivmesini 4 metre bölü saniye kare olarak bulacağız. İvmeyi bulduk. Birinciyi bulduk. Şuraya 4 yazalım. Sırada ip gerilmesi var. Ne demiştik? Her iki cismin de kuvvet diyagramına baktığımızda aynı sonucu bulacağız ip gerilmesi için. Mesela 15 kilogramlık cismin kuvvet diyagramına bir bakalım. Bunun bedenine temas eden kuvveti çizeceğiz. Kim bu? Sadece ip gerilmesi. Başka bir kuvvet var mı? Yok. O zaman F eşittir MA'yı bu kütle için uygulayalım. F'i kim? T. Çünkü bunu T hareket ettiriyor. İp gerilmesi eşittir bu cismin kütlesi çarpı sistemin ivmesi 4. Yani ne olur? 15 çarpı 4'ten ip gerilmesi 60 Newton olur. Evet, burayı da 60 Newton olarak bulduk ve sorumuzu tamamladık sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, sıradaki sorumuza devam edelim. Bir konum zaman grafiği görüyoruz. Araç veya hareketli 20 metreden başlayıp 80 metreye gitmiş, yani 60 metre yol almış ve bunu 5 saniye içerisinde yapmış. Grafiği bu şekilde okuyoruz. Daha sonra bu aracın 5. saniyedeki hızı kaç metre bölü saniyedir diye sormuş. Şimdi bu grafikten aracın ivmeli hareket yaptığını anlıyoruz. Neden? Doğrusal bir grafik değil, değil mi? Parabolik bir grafik bu. Demek ki burada ivmeli bir hareket var. Yani her saniye eşit miktarda yol almamış. O zaman ivmeli hareketteki yol formülümüzü bir yazalım. X eşittir 1 bölü 2 A t kare. Peki bunu uygulayalım. X dediğimiz şey bu cismin aldığı yol. Ne kadar yol almış? 60 metre. X yerine 60 yazalım. 1 bölü 2. Cismimizin ivmesini biliyor muyuz? Hayır. Peki süre ne? T dediğimiz şey zaman. 5 saniye. 5'in karesi kadar bir zaman geçmiş. Şimdi bu denklemi bir çözelim. 2'yi karşıya atıyorum. 120 eşittir A çarpı 5'in karesi, yani 25. Peki her tarafı 25'e bölelim. A dediğimiz şey ne olur? 120 bölü 25. Peki sadeleştirelim. 120'yi 5'e bölersem 24 ve burası da 5 gelir. Şimdi bunu birazcık daha düzgün yazalım. Paydası 10 olacak şekilde. 48 bölü 10'dan 4,8 metre bölü saniye karelik bir ivmesi olur bu aracın. Bana ne soruyor? 5. saniyedeki hızını soruyor. Sevgili arkadaşlar, son hız nedir? İlk hız artı
İvme çarpı geçen zaman. Peki bana ilk hızını ne demiş? Bir şey dememiş. Biz bunu sıfır alalım. Çünkü bu duran bir cisim. V son eşittir. Sıfır çarpı ivme çarpı geçen zaman. İvmemiz ne? 48 bölü 10. Yani 4,8 çarpı geçen zaman. Ne kadar zaman geçmiş? 5 saniye yerine yazdık. E bunları sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. 48 bölü 2 cevabımız 24 metre bölü saniye olur arkadaşlar. Evet, sırada yine bir konum zaman grafiği var. Konum zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketlinin 0 ve 30. saniye arasındaki yer değiştirmesini istemiş bizden. Şimdi yer değiştirme vektörel bir büyüklük olduğu için yönü var. Artı eksi diye bunu belirteceğiz. Şimdi konum grafiğinde yukarı doğru hareket ediyorsa artı, aşağıya doğru hareket ediyorsa eksi işaret alır hız vektörü. Buna bağlı olarak da yer değiştirme artı eksi olarak işaret alacak sevgili arkadaşlar. Şimdi 0. saniyede araç burada. 0 konumunda. 30. saniyede araç nerede? Bakın 30. saniye burası. Konum grafiğim şu kırmızı grafik. Aracın burada olduğunu görüyorum. Yani eksi 50 metrede. O zaman ilk konumdan son konuma bir vektör çizersem negatif yönde 50 metre yer değiştirdiğini görüyorum. Burası delta x yer değiştirmemiz. O zaman delta x ne olur? Eksi 50 metre olur. Çünkü negatif yönde muhakkak bunu eksiyle göstereceğim. 0 ve 30. saniye arasındaki yer değiştirmesini sorduğu için 50 metre negatif yönde olacak sevgili arkadaşlar. Evet, sırada bir hız zaman grafiğimiz var. Bu grafiğe göre hareketli hangi zaman aralığında hızlanan hareket yapmıştır diye bize soruyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi hız zaman grafiğinde şu zaman eğrisinin üstünde ne düşünüyorsak altında da aynı şeyleri düşüneceğiz. Yani hızım sıfırdan başlayıp pozitif değerler alıyorsa, hızla yukarıya doğru bir değerler alıyorsa hızlanan hareket, yine sıfırdan başlayıp aşağıya doğru yükselen, şimdi eksisini artısını düşünmeyelim. Aşağıya doğru neden eksi değeri alıyor? Yön değiştirdiği için. Yani ben burayı yine pozitif 1, 2, 3, 4, 5 diye düşünürsem yükselen değerler aldığında da hızlanan hareket yapmış olacak. Şimdi bakalım. Birinci aralıkta hızımız 0'dan 30'a çıkmış. Yani burada bir artış var. Hızlanan hareket yaptığı aralıkları sorduğu için birinci aralığı yazıyorum. İkinci aralıkta hızım 30'dan 0'a düşmüş. Burada yavaşlayan hareket yapmış. Bunu almayacağız. Sonra araç durmuş. Bakın hızı 0. Bu bir hız zaman grafiği. Hızım 0. Daha sonra negatif değerler almaya başlıyor 3. aralıkta hız vektörü. Neden? Yön değiştiriyor çünkü. Yön değiştirdiği için burası negatif değerler alıyor. Ama yine negatif yönde bir hızlanma söz konusu. Çünkü ibre artacak burada. Aracın ibresi artacak. Dolayısıyla 3. aralıkta da bir hızlanma var. 4. aralığa geliyorum. Eksi 30 metre bölü saniye. Eksinin nereden geldiğini anlatmıştım. Yön değiştirdiği için oraya eksi geliyor. Yoksa aracın hızı var. Çünkü arabanın ibresini hiç eksi 30'da görebilir misin? Göremezsin. Oradaki eksi yön belirtiyor bize. Aracın hızı negatif yönde 30 metre bölü saniyeden. Bakın 20. saniyede 0'a düşmüş. Burada da bir yavaşlama var. Bize hızlanan aralıkları sorduğu için cevabımız 1 ve 3 olacak. Evet, sıradaki sorumuza devam edelim. Yine bir hız zaman grafiği görüyorum. Zaman çizgisinin üzerinde pozitif değerler ve altında negatif değerler var. Negatif değerler cismin yön değiştireceğini gösteriyordu bize. Peki soru ne soruyor? Aracın kaç metre yol aldığını soruyor. Sevgili arkadaşlar, hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize aracın aldığı yolu yer değiştirmesini verir. Şimdi bakalım, önce şu alanı bir bulalım. Alan eşittir. Bu bir üçgen. Üçgen alanı nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bunun tabanı ne kadar? 20. Yüksekliği 40. Bölü 2 dersek şurası 10 olur. Ve 400 metre pozitif yönde yol aldığını görürüm. Şimdi diğer tarafa bakıyorum. Şu üçgenin alanını bulalım. Alan eşittir. Tabanı 20 ile 30 arası, yani 10. Yüksekliği bakın 20. Bölü 2 dersek şöyle 10, yani burası 100 metre olur. Ama hangi yönde? Bakın negatif yönde hareket ediyor. Negatif yönde. Peki bize ne sormuş? Aldığı yolu sormuş. Şimdi yer değiştirme sormuş olsaydı
pozitif yönlerle negatif yönleri çıkartacaktık birbirinden. Ama aldığı yolu sorduğu için bunları toplayacağız arkadaşlar. Şimdi bu negatif yönde hareket ettiğini belirtelim ama toplayacağımızı söyledim zaten. Diğer tarafa bakalım. Burada ne kadar yol almış? Alan eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanım 30 ile 50 arasında, yani 20. Yükseklik yine 20 bölü 2 diyorum. 10 geldi. 200 metre negatif yönde yol almış. Ama bana işte yol aldığını sorduğu için bunların hepsini toplayacağım. Yer değiştirme sormuş olsaydı negatif yönleri toplayıp pozitif yönleri birbirinden çıkartacaktı. Yolu x ile gösteriyoruz arkadaşlar. Vektörel bir büyüklük değil. 400 metre almış araç, yol almış. Sonra geri dönmüş, 100 metre daha almış. Ve sonra 200 metre daha yol almış. 600-700 metre totalde yol alarak hareketini tamamlamış. Evet, güzel bir soru. İvme zaman grafiği görüyoruz. Durgun halden harekete başlayan bir aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Durgun halden dediği için ilk hızının 0 olduğunu hemen not edelim. Araç 0T aralığında x kadar yol aldığına göre 0-3T zaman aralığında kaç x yol alır diye bize soruyor. Şimdi ivme grafiğinden direkt yola gidemeyiz arkadaşlar. Önce hız zaman grafiğini çizeceğiz. Daha sonra yolunu bulacağız. Ne kadar yol aldığını bulacağız. Hemen şuraya bir hız denklemi çizelim. VT hız grafiği çizelim. Şimdi ilk hızımız 0. Burada başlıyoruz. İvme zaman grafiğinin altında kalan alan bize aracın hızını ne kadar arttırdığını verecek. Alan eşittir hızdaki değişim. Delta V. Peki bu bir kare veya bir dikdörtgen. İki ayrıtını çarparak bulacağız değil mi? Yani ben bunu A çarpı D diyebilirim. O zaman şuraları bakın. Zaman çizelgesinde şunları değiştirmemize gerek yok. T, buraya 2T, şuraya da 3T diyelim. 0T zaman aralığında hızımızı AT yapmış. Yani bu araç gaza basmış. Şöyle T zamanında nereye gelmiş? Hızını A çarpı T yapmış. Sonra bakın. T2T aralığında herhangi bir hız değişikliği yok. Çünkü ivme yok. Daha sonra negatif bir ivme ile bakın hız değişikliği yapmış. Yine bunun alanını bulacağız. Hız değişimini bulacağız. Alanı nedir? Eksi A çarpı T. Bu ne demek? Eksi hızını azaltacak demek. O zaman var olan hızım A çarpı T idi. Üzerine bir eksi A çarpı T eklersem hop sıfıra inecek sevgili arkadaşlar. Önce gaza bastı. Daha sonra sabit hızlı hareket etti. Ve daha sonra frene basarak tekrar hızını sıfırladı bu araç. Şimdi hız zaman grafiği üzerinden aldığı yola bakacağız. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yolu verecek. Ve soruda diyor ki 0T zaman aralığında x kadar yol alıyor şurada. Peki 0T zaman aralığında şu dikdörtgenin yarısı kadar bir alan var değil mi? Buraya x dersek burası 2x, burası da yine x olur. O zaman 0-3T zaman aralığında, yani bütün yol boyunca kaç x yol alır? Hepsini toplarsak 4x yol alır deriz sevgili arkadaşlar. 11. sınıf 1. dönem 1. yazılı soruları için karşınızdaydık. Umarım sınavınız için size destek olmuşuzdur. Başarılar diliyorum hepinize. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.